Sevgili kardeşlerim, bu Risale-i Nur dersimizde Mesnevi-i Nuriye eserinden birkaç cümleyi okuyup istifade etmeye çalışacağız. Çok mu dertlisin? Çok mu sıkıntın var? Bu dünyada yüzün gülmedi mi? Kaderin senin hakkındaki hükmüne razı değil misin? Dertlerin seni boğuyor mu? İşte bizi tüm dertlerden kurtaracak, hem dünya hem ukba saadetini temin edecek muazzam bir define hükmünde olan bir ders. Üstadımız diyor ki, İlem eyyuhel aziz, nefis daima ızdıraplar, kalaklar içinde evhamdan kurtulup tevekküle yanaşmıyor, hükmü kadere razı olmuyor. İnsan şu imtihan dünyasında farklı musibetler ve sıkıntılarla imtihan oluyor. Dertler bazen etrafını kuşatıyor. Daima ızdıraplar, sıkıntılar içinde evhamdan kurtulup tevekküle yanaşmıyor. Yani bir musibet isabet ettiğinde vehim duygusuyla ademe vücut rengini verip olmamış, başına gelmemiş şeyleri bile gelecek gibi düşünüp ne olacak? Ne olacak deyip evhamlar içinde kendini boğuyor ve tevekküle yanaşmıyor. Peki bir kimse neden Allah'a tevekkül edemez? Neden Allah'a sığınamaz? Neden ona güvenip teslim olamaz? Üstadımız başka bir risalede bunu şöyle ifade ediyor ve diyor ki iman tevhidi, tevhid teslimi, teslimiyet tevekkülü tevekkül de saadet idareyni iktiza eder. Bu cümle bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlanmış. Her bir kelimesi birbirini gerekli kılmıştır. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslimiyet tevekkülü, tevekkül de saadet idareyni iki cihan saadetini iktiza eder. Şimdi bu cümlede geriden başa doğru gidelim. Tevekkül saadet idareni iktiza eder demişti üstadımız. Bizler dünyada saadet içinde değiliz. Sıkıntılar, dertler sanki bir deniz olmuş. Bizler o denizde küçük sandalımızla perişan bir vaziyetteyiz. Sebebi nedir? Tevekkülümüz yok. Niçin tevekkülümüz yok? Üstadımız dedi ki teslimiyet tevekkülü gerektirir. Öyleyse bizler Allah'a teslim olamamışız. Niçin Allah'a teslim olamamışız? Üstadımız dedi ki tevhid teslimiyeti iktiza eder. O halde bizler tevhide ulaşamamışız. Her şeyin anahtarının onun elinde olduğundan, her işin onun emriyle halledildiğinden gafiliz. Peki bu tevhide neden ulaşamamışız? Üstadımız dedi ki iman tevhidi iktiza eder. Evet İmanda zaaf ve sıkıntılarımız var. Demek dünyevi tüm sıkıntıların, psikolojik tüm sorunların altında iman zafiyeti vardır. Çözüm ne peki? Kardeşlerim, Kur'an'ın nurundan süzülmüş, bu asrın hastalıklarına bir deva olan Risale-i Nur külliyatı, imanı taklitten kurtarıp tahkike çıkarttığı gibi, insanın kalbine, ruhuna, imanın ve tevhidin genişliğini aksettiren ve aleme bakışını değiştiren muhteşem bir eserdir. Kardeşlerimize her fırsatta bu eserlerden istifade etmeyi ısrarla tavsiye ediyoruz. Üstadımız diyor ki, nefis daima ızdıraplar, kalaklar içinde evhamdan kurtulup tevekküle yanaşmıyor, hükmü kadere razı olmuyor. Evet, bizler Allah'a teslim olup tevekkül edemiyoruz. Kaderin bizim hakkımızdaki hükmüne razı olamıyoruz. Ne hastalığı, ne sıkıntıyı, ne ayrılığı, ne de ölümü kendi üzerimize konduramıyoruz. Allah'a bir teslim olsak, ona bir tevekkül edebilsek sıkıntılar ve dertlerin yükü belki binden bire düşecek. Hani yüzme bilmeyen bir insan suya düşer. Su onu her taraftan kuşatıp boğacaktır. O adam kurtulmak için çırpındıkça iyice batmaya başlar ya, işte halimiz bu adama benziyor. Halbuki suya düşen adam sakin durup hiçbir şey yapmasa bile o su onu boğmayacaktır. Onu boğan feryat ve çırpınmalarıdır. İşte bizler de bazen musibet denizine düşüyoruz. Feryatlarımızla, evhamlarımızla çırpındıkça daha da batıyoruz. Halbuki durumu kabullenip sakin durabilsek, rıza göstersek batmayacağız. Ve o su bizi yukarı kaldıracaktır. Şimdi üstadımız kendi az ve fakirliğine rağmen kaderin kendisi hakkındaki hükmünü kabullenemeyip ve tevekkül etmeyen bizlere bakın ne diyor? Halbuki şemsin tuluğu ve grubu muayyen ve mukadder olduğu gibi İnsanın da bu dünyada tuluğu ve grubu ve sair mukadderatı kalem-i kader ile cephesinde yazılıdır. İsterse başını taşa vursun ki o yazıları silinsin. Fakat başı kırılır yazılara bir şey olmaz ha. Evet. Güneşin doğması ve batması muayyendir, belirlidir. İnsan bunu görmüş gündüzdeyken gecenin gecedeyken gündüzün geleceğinden şüphe etmemiştir. Niye? Çünkü muayyendir, belirlidir. Takdir edilmiş bir hükümdür. Aynen bunun gibi insanın şu dünyadaki doğuşu ve batışı ve başına gelecek her hadise kader kalemiyle alnımıza yazılmıştır. Şimdi kaderin hükmüne razı olmayan insan haydi alnındaki o yazıyı silsin. Allah'ın izniyle başına gelecek o hadiseyi defesin istediği kadar feryadı figan etsin. Ve üstadımız diyor ki başını o taşa vursun, vursun ki o yazılar silinsin. Başı kırılır fakat yazılara bir şey olmaz. Kaderi tenkit eden başını örse vurur ve kırar. Feryat etmek, ağlamak, sızlanmak, rıza göstermemek bize bir şey kazandırıyor mu? Yok. Bir şey kaybettiriyor mu? Çok. O halde takdiri ilahiyeyi tenkit edercesine ağlayıp sızlamak beyhudedir. Şu alemde Allah'ın izni olmadan bir yaprak bile düşemez. O musibetlerin haddi midir ki tesadüfen gelip bize isabet etsin? O halde ne yapmak lazım? İşte üstadımız cevap veriyor. Ve illa muhakkak bilsin ki semavat ve arzın haricine kaçıp kurtulamayan insan halık külli şeyin rububiyetine muhabbetle rıza de olmalıdır. Evet, madem sen kaderin hükmüne razı olmadın, al sana iki yol. Birincisi, haydi semavat ve arzın haricine kaç. Madem Rabbinin hükmüne razı değilsin, çık Allah'ın mülkünden dışarı. Ya ma'şerel cinni vel ins Ey cinler ve insanlar İn istetâ'tum en tenfuzu min akdar semâvâti vel arz Göklerin ve yerin hududundan geçmeye gücünüz yeterse haydi geçin gidin. Bırakın semavatın sınırını geçmeyi, gözle görülemeyen bir mikroba yenik düşecek kadar aciz olan insan, iki dakika nefessiz kalmaya dayanamayan insan, Ayaksız bir yılana, kör bir akrebe malûf olan bir insan, ihtiyacının dairesi, hayalinin dairesi kadar geniş ama en küçük ihtiyacını bile karşılayabilecek sermayesi olmayan insan. Madem Allah'ın hükmüne razı değilsin, çık bakalım Allah'ın mülkünden. Nereye gideceksin bakalım? O halde ikinci yol. Üstadımız ikinci yoldan bahsediyor halig külli şeyin rububiyetine muhabbetle rızadade olmalıdır. Her şeyi yaratan Rabbinin terbiyesine, idaresine, hükmüne muhabbetle rıza göstermelidir. Cümleye dikkat edin kardeşlerim. Allah'ın hükmüne rıza demiyor. Muhabbetle, aşkla rıza göstermekten bahsediyor üstadımız. Dil ile razıyım demek değil, ruhen ve kalben söyleyebilmek. Yani ey musibet madem onun izin ve rızasıyla geldin merhaba sefa geldin diyebilmek. Ve ilahi takdirin kendi hakkındaki hükmüne razı olmak. Dersimizi bir ayet ile tamamlayalım. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim. Ey insan kerim olan Rabbine karşı seni ne aldat? Ellezî halakaka fesavvâke fe'adelek. O Rab ki seni düzgün bir ölçü ve denge ile yarattı. Fi suretim suratin mâ şâerakkebek. Sana dilediği bir şekilde suret verdi. Seni yoktan yaratan, yeryüzünü sana bir mesken, güneşi o meskene bir lamba ve soba, ayı bir kandil yapan Rabbinin hükmüne mi karşı geliyorsun? sonsuz nimetlerle yeryüzü sofrasından hiç umulmadık yerlerden ikram eden baharı bir gül destesi gibi o sofranın üzerine serpen Rabbinin takdirine mi karşı çıkıyorsun Yeryüzünde seni bir halife yapıp her şeyi sana itaat ettiren Allah'a mı teslim olamıyorsun Ona mı tevekkül edemiyorsun Midenin rızkını verdiği gibi kalp ruh akıl göz kulak ağız gibi Birçok ağza ve duyguların dahi ayrı ayrı layık olduğu rızkı rahmet hazinesinden sana ihsan eden Allah'a mı güvenemiyorsun Rabbimiz hükmüne karşı çıkıp ızdıraplar içinde kalan ona tevekkül edemeyip hayat yükü altında ezilenlerden olmaktan bizleri korusun Hakkımızdaki hükmüne muhabbetle rıza gösteren kullarından eylesin amin Amen. Amen. Mm -hmm.